Alanya maçı. Niye tutamıyorsun hocam? Alanya maçını kazansan şampiyon muydun? Farklı senaryolar uyguladığımız zamanlar oldu ama o kadronun oynayabileceği A planı vardı. Ben ömrü hayatımda bu kadar yetenekli bir oyuncu canlı gözlü görmedim abi. Abdüş kadar var mıydı? Abdüş'ten çok daha iyiydi. Mesela ilk Trabzon senin için 96'daki maç mıdır mesela? Önce bunu sorayım. Şenol Hoca, Beşiktaş tercihi benim saygı duyduğum bir tercih ama oradaki söylenleri, demeçleri falan birkaçı beni çok yaraladı yani. İzlenimim o ki Trabzon senden kolay vazgeçti. Ne diyorsun? Hatta ertesi gün geldi dediler bana. Dedim ne? Aldıysanız helal olsun beni. Gerçekten tebrik ediyorum. O geldi. Ya sen ne yapıyorsun burada dedi. Nasıl sen ne yapıyorsun burada? Hoş geldin falan. Hüseyin Çimşil olarak futbolcu dönemimizde konuşacak çok şey var ama ben oraya biraz pas geçmek ve daha doğrusu Bursa'ya sonra geçmek istiyorum. Şimdi teknik direktörlük döneminde arkadaşlar Hüseyin Hoca, Maçka'da bir hocalığınız var küçük. Akhisar'da, Erciyes'te, Osmanlı'da, Konya'da buralarda ağırlıklı Mustafa Reştakçı Hoca ile yardımcılık var. Sonra Trabzon var. Şimdi o meşhur 19-20 sezonu için iki tane kritik maçımız var. Şimdi birini ben tırnak içinde eleştirip soracağım. Diğerinde siz muhtemelen mustarip olarak cevaplayacaksınız. Alanya maçı. Niye tutamıyorsun hocam? Alanya maçını kazansan şampiyon muydun? Yani büyük bir ihtimal yolu yaralamıştık. Yani avantajlı duruma geçmiştik ama Alanya maçı bakmak lazım. Tutamamak derken Alanya maçında oyuna baktığında öne geçtik. Sonrasında beraberlik. İkinci yarı tekrar öne geçtik. 2-1. Oyuna hamle yaptım. Beşli savunmaya dönüp 5-4-1 gibi hamle yaptım. Oyuncuları değiştim. Korner atıyoruz. Korneri attık. Oyuncum kırmızı kart gördü. Ve aşağı yukarı 15-20 dakika bir kişi eksik beraber, yani eksik oynayarak o süreci geçtik. Şimdi şöyle, yaptığım hamlenin doğru mu yanlış mı olduğunu göremedim. Bir dakika bile tutmadı. Yok, bir dakika sürmez zaten. Oyuncu girdi. Kornerde kırmızı kart oldu. Bir anda eksik duruma düştü. Yani farklı bir senaryo olacakken bu sefer daha farklı bir senaryo oldu. Tabii oyunda gitgeller, baskı yediğimiz dönemler var. İşte eksik oynuyorsun, oyunu tutma. O Alanya da Alanya yani. Bakasetas Alanya, var, şöyle, var. Yarısını siz aldınız zaten. Şimdi şöyle, Alanya maçını mesela Göztepe ile o pandemi dönemi Göztepe maçı, Fenerbahçe kupa maçı, Alanya maçı. Şimdi puan hesabı yaparken Alanya'dan alınabilecek bir puan artı olarak yazılabilirdi düşünce olarak. Ama biz galibiyeti yakalamıştık ama son saniyede, son 10 saniye kala gol yedik. Hocam bir şey soracağım. Yıllar boyu o bölgede oynadınız. Şut da attınız. İsabetli, isabetsiz. Bakasetas'ın top ayağına geldi. O anı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Böyle yaptın mı? Yapmadım. Şöyle yani. Çünkü orada bir Noel'le kim vardı? Karşısında. Şimdi karşısında. Abdülkadir mi vardı? Badu Endiaye vardı. Endiaye vardı. Şimdi şöyle. Biz o pozisyonda, pozisyonun öncesinde çok pozisyon verdiğimiz değil ama oyun hakimiyetini kaybettiğimiz dönem vardı. Top orada kaldı. Top orada kaldı. Yediğimiz golün öncesinde 3 tane aslında kazanıp da kaybettiğimiz top var. Yani bu üçü de şeye geldi. Alexander Sörloth'a geldi. Üçünü de tutamadı. Yani top kalmadı. Tutsam birer dakikadır 3 dakika. Yırttın. Topu tutup taşıyabilsek maçı bitireceğiz. Belki oyun daha farklı bir yere gidecek. 3 tane topu da kaybetti. Bakasetas'a geldi. Vuracaktı, sola çekti. Badu Endiaye'ye kaydı. Diğer ayakla vurdu. Sekerek gol oldu. Yani çok olabilir bir pozisyon değil. Yani çünkü mesafe olarak da dışarıda o özelliği. Ama hayatından büyük bir ya şöyle gitti, değil mi? Şöyle gidiyor. Şimdi yakalamışsın sanki öyle bir puan olabilir diyebilir. Maç öncesinde bir puan olabilir diyebileceğiniz bir senaryoda. İki puan kaybediyorsun. İki puan bir anda kaybediyorsunuz ve öyle bir ortam oldu ki sanki şey gitti. Şampiyonluk. Unutmayın lafınızı, siz gençken, daha genç takımdayken birçok insan, burada pek çok insanla konuştuk. Zanneder ki Fenerbahçe-Trabzon maçında 96 şampiyonluğu gitti. Van maçında gitti. O maçta tribündeydim ben ama. Takım oyuncusu. Alanya maçı da ben bu soruyu soruyorum ama siz belki bana dersiniz ki ya Alanya maçından önce şu vardı ama hepimizin kafasında Bakasetas vurdu, gol oldu. Başkan sahaya girdi. Selamun aleyküm. Ya sonraki süreç işte yaşanan olaylar falan o olay farklı. Yani sanki şampiyonluk gitmiş gibi. Ama normalde 7 tane daha maç var. Tabii canım 7 tane. 6 tane daha maç vardı pardon. Şey ama orada var. Alsan sanki bir avantaj alırsın. Alsan tabii şey yani moral mende üste gidiyor ama bize o dönem bu pandemi Trabzonspor takımına çok yaramadı. 16 lig maçı, 6 tane kupa maçıyla beraber 22 maç. 2 mağlubiyet. İkisi de 15. hafta ve 16. hafta.
Eyvallah. Oradan hemen Başakşehir'e geçiş yapın. Orada da hakkınızın yendiğini düşünüyorsunuz. Yani Gaziantep maçı, Başakşehir maçı, yani özellikle onun bir öncesi, yani pandeminin öncesinde Başakşehir maçı bana göre hakkımızın yendiği. Yani verilen pozisyon penaltı olduğunu düşünüyorum. Verilseydi belki pandemi dönemine Gaziantep ve Başakşehir maçına 5 puanla girecekti. Puan puana girdik biz. Hı hı. Yani o yarışa. Hı hı. Ama olmadı. Ve o dönemde diyorum ya, şimdi sanki kaybedilen bir şampiyonluk var ama bu biraz da neye bağlı olduğunu iyi belirlemek gerekiyor. Pandeminin öncesi Daniel Sturridge ayrıldı. Obi Mikel yok. Obi Mikel sözleşmeyi fesih yaptı. Sosa sakat, Ekuban sakat. Ekuban sakat, Vakayeme sakat. Şimdi elinizdeki... Badu galiba ameliyat geçirdi. Ameliyat oldu. Şimdi elinizdeki mevcut zaten kadro derinliği problemli. Mevcut olan oyuncularda da yani kalan 8 maç... 6 tane de baba adam yok. Baba, yani bakıldığı zaman... Kadro rekabeti yapabilecek, derinliği olabilecek veya hamle yapabilecek bir takımken bir anda sadece A planı olan bir takım. Yani A planı derken şu, başlangıç 11'i var. O takım skoru yakalarsa yakalar. Ondan sonraki kulübe hamlelerimizin hepsi oyunu ve skoru koruma üzerine. Ve değerli yani geriye hocam, düşüp de kulübeden skoru değiştirecek güçte, kreatiflikte oyuncumuz yoktu. Ve hocam Obi Mikel, Saric, Sosa, Ekuban, Vakame, Badu olmayınca zaten onlar bile olsa takımın en ucunda bir çocuk var. O çocuğa oynuyoruz zaten. Evet. Yani seçeneklerimiz Vakame, bugün geçen seneki Vakame herkes görüyor ama sizin zamanınızda bu kadar yüksek bir Vakame izlemedik biz. Daha takıma katkı veren bir Vakame izledik. Ama yani orada da katkısı fazla. Katkısı burada vardı. Şöyle, biz o dönemde mesela Alexander Sørloth Başakşehir maçında sakatlandı ve ondan sonraki dönemde biz oyuncuyu maçtan maça kullandık. Yani adamı antren edemedik. Maç oynadı, dinlendi, bir daha maç oynadı. O ara yok ve adamı dinlendiremedik. Yani yerine dinlendirip sokabileceğimiz kadroda oyuncumuz da yok. Ekuban biraz 9 gibiydi. Siz çok tercih ettiniz mi Ekuban'ı 9 numara gibi? Şöyle, ben dönem dönem aslında bakıldığı zaman çift forvet oynadım. Yani Ekuban'la. Ekuban'la değil. Vakayeme, Alexander Sørloth, arkaları Ekuban. Ha, aslında 3 forvet gibi belki. Yani, yani 3 forvet ama diziliş olarak daha baklava dilimi tarzında kullandım onu. Özellikle Vakayeme ve Sørloth'u stoperlerin kucağında değil de biraz daha bek stoper arasında yerleştirerek Ekuban'ın hızından yararlanmak için böyle yani bölüm bölüm oynadığım var. 4-2-3-1 var, 4-3-3 var. Bu 4-1-4-1 tarzı var. Çift forvet tarzı var. Yani baklava dilimi var. Farklı senaryolar uyguladığımız zamanlar oldu ama o kadronun oynayabileceği dediğim gibi A planı vardı. Çünkü kadro derinliğimiz yoktu ve pandemi dolayısıyla taraftarsız oynamak bizi ciddi anlamda etkiledi. Diyorum ya, kaybettiğimiz maçlar Ankara, yani pandemiden sonra içeride oynadığımız maç Ankara Gücü beraberlik, Antalya beraberlik, Konya mağlubiyet. 3 maç. Ankara Gücü Antalya 2010-11 sezonunun da en yani temel maçları. Yani bakıldığı zaman buradaki problemlerimizden bir tanesi aslında kadro derinliğinin olmaması. Yani sakat oyuncuların olması. Hocam, Trabzonspor'da 4 Haziran 2018'den 2 Ocak 2020'ye kadar yardımcı antrenörsünüz. 2022 Ocak'tan 2022 20 Temmuz'a kadar, yani son maça kadar, o zaman öyleydi çünkü pandemi dolayısıyla. Trabzonspor'dan ayrıldığınız zaman hüzünlendiniz mi diye bir saçma soru sormayacağım. Ama o anı, o günü, o dönemi rica ediyorum sizden. Trabzon'dan ayrılış sürecinizi anlatmanızı rica ediyorum. Ya şöyle, yani diyorum ya, Trabzonspor o dönemde iki kulvarda yarışan bir takımdı. Yani hem Türk son haftaya kadar, sondan bir hafta önceye kadar yarışın içindeydi. Türkiye Kupası'nda da finaldeydi. Zaten Fenerbahçe'yi eledikten sonra yani kupanın bir ucuna tutunmuştu. Biz aslında belki benim eksikliğim, kendimizi ifade edemedik orada. Yani şöyle, kendimizi ifade edemedik. Biz düştük, takımı nasıl şampiyon yaparızın derdine kendimizi anlatmakta problemimiz oldu. Hem bu pandeminin olması dolayısıyla. Sanki böyle olumsuz bir ortam vardı Trabzon'da. Siz geldiğinizde 3. Trabzon. İşte yani diyorum ya, başarı neye göre, kime işte göre? O zaman da bizim tarafa geleceksiniz. İletişim konusunda kusura bakmayın. Ya diyorum bak, bu eski futbolcuların hepsinin derdi ben aynı. Ben o konuda katılıyorum. Herkes de şimdi yani, ah diyor. Yani anlatamadık. Yani kendimizi de ifade edemedik, anlatamadık. Düştük diğer tarafa. Yani takımın derdine düştük. Burada başarı sanki öyle bir yafta olduk yani Trabzon, Hüseyin Çimşip, ben kendimi çok başarılı hissediyorum. Yani başarılı olarak değerlendiriyorum. Yok, rakam var orada. Yok yani, hem istatistik var, hem sıralama olarak da var, yarış olarak da var, atılan golde de var. Kadronun derinliği belli.
Her şey var. Burada başarılı ama o algıyı yıkamadım. Şunu isterdim yani, bu benim için bir uhde, bunu çok net söylüyorum. Yani son maça çıkıp Türkiye Kupası finali oynamak isterdim. Bunu yapamadım. Belki bir kupam olacaktı, bilmiyorum ama o olmadı. Bu burukluk içimde. Kolay bir şey değil tabii. Yani oraya kadar gelip şampiyonluk, oyuncu olarak yaşayamadın şampiyonluğu. Teknik adam olarak sonuna kadar gelmişsin, orada kaybetmişsin. Hatta Süper Kupa. Yani. Bir de Süper Kupa işte, sorunu yani. Yani bakıldığı zaman öyle gidiyor ama yakalamıştım, yaklaşmıştım ama olmadı. Türkiye Kupası finali akşamı neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Evdeydim, maçı izledim yani. Yani izledim. Ha, küsmediniz yani? Yok canım, niye küsüm? Ben şöyle, ben Trabzonspor'da oyunculuğumda da aynı. Oynarken Sakarya'ya gittim, geri döndüm. Oynarken Antalya'ya gittim, tekrar geri döndüm. Hoca olarak da antrenörlüğe başladığımda Trabzonspor'la ilgili hiçbir şeyim yoktu. Yani Trabzonspor'u kullanarak, yani Trabzonspor'da işe girmedim, Trabzonspor'da bir şey yapmadım. Ben dışarıda antrenörlüğe başladım. Mustafa Hoca ile Akhisar, Erciyes, ondan sonra Osmanlıspor, Konyaspor. Sonra ayrıldım. Ondan sonra Trabzonspor'a geldim. Yani ben futbolu bıraktım da Trabzonspor'da antrenörlükte farklı bir şeyde, pozisyonda değildim. Yani emek vererek o dönemi de bana göre çok başarılı bir şekilde geçerek Trabzonspor'da antrenör oldum. Hocam, antrenörlük döneminde arkadaşlar, sevgili hocamızın, Hüseyin Şimşir'in antrenörlüğü, teknik direktörlüğü demiyorum, döneminde bence hepimize, bana da hepimize anlatması gereken bir 5-0'lık Malatya maçı var ve benim ve pek çok insanın kanaati o ki Trabzonspor şampiyon olduysa o günkü kararlar neticesinde oldu. O gün kararlar neydi? Onur ve Burak gibi iki tane tırnak içinde olumlu anlamda deve dişi gibi adamı dışarıda bırakan yönetim. O günü siz yaşadınız. O maçı ve o günden sonrasını nasıl değerlendirdiniz? Ya şöyle, o maç tabii yani 5-0 bitti ama 5-0 yenilecek bir oyun oynamadık. Bana göre pozisyon, yani belki biz 5-0 kazanabilirdik. Gelen gol oldu. Ve onun bir önceki işte Bursa maçı, sonra Malatya maçı, işte taraftan Burak'la olan mevzu, sonrasında Malatya maçı ve konuşulanlardan sonra tabii skor olarak çok ciddi bir hezimet, yani 5-0 kaybetmek. Ondan sonrasıyla ilgili tabii bir karar verilmesi gerekiyordu. Hatta Ünal Hoca belki ayrılma noktasındaydı ama yönetim durdu. Yani arkasında durdu. Ve o süreçte oyuncu ayrılığı yaşanarak bu yola gitti. Aslında bakılsana riskli bir karardı. Oyuncu da X bir oyuncu değil yani. Ya tabii, yani Trabzon, hem Trabzonspor'a hem Türk futboluna ciddi anlamda katkı yapmış iki tane değerli oyuncu. Yani onların ayrılması, kadro dışı ve sonrasında fesi. Ve sonra bizim milli maç arası vardı Malatya maçından sonra. Başlangıç maçımız Fenerbahçe maçı. Hı hı. Yani o maçta farklı bir senaryo, yani mağlubiyet olsaydı belki daha farklı bir olaylar olacaktı. Ama işte kazanılan maç ve kalan o 5 maçta 13 puan aldık biz. Yani 4 galibiyet, bir beraberliğimiz var. O zaman da yapılan işin doğru olduğu ortaya çıktı. Sonrasında devre arasında da transfer yasağı geldi. Yani hatta bu takım bir şey yapamaz, sıkıntı yaşar diye denilen takım 4. bitirdi. Hatta Beşiktaş beraber bitirseydi 3. olabilme ihtimalimiz vardı. Ve bu kadro oluşurken hedef şuydu. 3 yıllık bir yapılanmaydı yani. Ekonomiyi düzeltip, kadro maliyetini düşürüp, kadro istikrarını yakalayan bir anlayışta kurulan bir takımdı. Ama 3 yıllık süreyi biz 1 yılda 4. olduk. 2. yılda 2. oldu. O geçişten sonra bir dalgalanma, 4. yıl şampiyon oldu. Yani iskelet belki de orada dediğiniz gibi atıldı. Ünal Hoca, teknik direktör olarak Ünal Hoca, siz arada çok küçük 7-8 maç Newton Abdullah Hoca aldı götürdü. Ondan sonra gitti. Yani o kadro istikrarı, o yapılanlarla beraber bu iş oldu. Hocam şeyi merak ediyorum. Notlarımın arasında vardı. Onur'la da çalıştınız. Tolga'yla da tanışıyorsunuz, çalıştınız. Onur bu Tolga mı? Bunu asla bir kıyas için sormuyorum. İkisinin de özelliklerinin, ikisinin de farklı özellikleri var. Ama ben Tolga'dan yanaydım. Yani Tolga'nın daha kendimce daha önde olduğunu düşünüyorum. Farklı özellikleri. Onur'un ona göre artıları var. Tolga'nın ona göre artıları var. Onur daha cesaretli bir kaleciydi. Özellikle 18 içerisinde daha atletti. Tolga biraz daha o konuda şeydi. Ayak anlamında, teknik anlamında belki biraz gerideydi. Ama sonuç itibariyle değerlendirdiğimde ben Tolga'ya bir
tık daha önde görüyorum. Ya hakikaten siz bilmiyorsunuz ama onun hakkı yendi, o Trabzon'da oynamalı dediğin jenerasyonda oyuncu var mı? Kaldı ki 89'lar 90'lar bayağı oynuyorlar. Barış Memiş. Tanıyor musun? Ya biliyorum tabii de Barış Memiş deyince durdum çünkü. Ben Barış'la futbolda oynadım. Ben ömrü hayatımda bu kadar yetenekli bir oyuncu canlı gözlü görmedim abi. Abdüş kadar var mıydı? Abdüş'ten çok daha iyiydi. Barış Memiş Abdüş'ten daha mı yetenekliydi? Barış Memiş Trabzonspor altyapısında gelmiş geçmiş. Bak Türk oyuncuları da söylüyorum. Bana göre en iyisi demiyorum. En yetenekli oyuncuydu. Niye olmadı Barış? Şöyle söyleyeyim abi. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Barış da 16,5 yaşında falan sevgili Ersun Yanal tarafından işte bu Gökdenizler Fatih Tekke gittikten sonra Fatih Tekke Rusya'ya gittikten sonra çıkartılmıştı A takıma. Birazcık yetersizlik olmuştu. İstanbul'un Beşiktaş maçı vardı galiba değil mi? Sanırım öyle abi. Sen de ben onu tam hatırlayamadım şimdi ama çıkarılmış 16,5 yaşında çıkarılmıştı. Takımın kurtarıcısı olarak yukarı atılmıştı yani. Ve ilk oynadığı maçta da gol atmıştı. Denizlispor'a çok da güzel bir gol atmıştı. Abi çocuk 16,5 yaşında çıkıyorsun. 25 bin 30 bin kişiye gol atıyorsun. 16,5 yaşındasın. Cebinde muhtemelen bugünün parasıyla 16 bin lira yok. Yok ama hafta sonu asgari ücretle bir sözleşmesi var. Amatör sözleşme, profesyonel ama asgari ücret dönüyor. Ama Trabzonspor'dasın, o hafta sonu hesabına 10 bin lira para yatıyor. Bugünün parası belki de atıyorum 100 bin lira. Ha. Abi şimdi o parayı görüyor, ailesi yönetemiyor, o yönetemiyor, onu yönetenler yönetemiyor. Yani ona hemen bir mesela yaşam koçu bunu nasıl parasını nasıl değerlendirecek? Kendine nasıl bakacak, beslenmesine nasıl bakacak, uyku düzenine nasıl bakacak, antrenmanlarda ne yapacak, ekstra nasıl çalışacak bunların hiçbiri Barış'a söylenmedi bence. Barış da bunları bana kimse söylemiyorsa benim bildiğim doğrudur diye gitti. Ve kendi başına şeyler yapmaya çalıştı. İlk çıktığında iyiydi, sonra Şenol Güneş geldiğinde çalışmadı, çabalamadı, sadece yeteneğiyle oynamaya çalıştı derken Şenol Güneş onu karşıya kiralık gönderdi, orada bitti. Ama yoksa bence bana sorsaydın... Abdüş'ten yetenekli de ben kıymetli, sen de toparladın çünkü. Abi Abdüş komple olarak baktığında ondan daha iyi futbolcu ama yetenek, ama yetenek çok başka bir şey. Barış Memiş bence çok yetenekliydi abi. Peki Bilal, yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken şeyi sormak istiyorum. Senin için 89 doğumlu olduğu için Trabzon mesela 96'daki maç mıdır önce? Baba ölmüş müydü o dönem? Onu anlatırım. Lütfen. Sonra da sen sor. Olsa yani mesela ilk Trabzon senin için 96'daki maç mıdır mesela? Önce onu sorayım. Benim peder 95 Kasım'da vefat etti. 95-96 sezonunda yani. Evet, 95-96 sezonunda. O sezonda işte. Ben de abi normalde futbolu hiç küçükken 3-4 yaşlarında falan futbolu çok sevmezdim. Evde çizgi film izlerdim böyle. Futbol izlemezdim. Babam da futbol hastası. Eve gelir, ben çizgi film izlerken o maçı açardı. Ben de çocuk işte yapma bırak açma falan filan. Babam da dedi ki yok dedi, ben bununla başa çıkamayacağım, ben bunu bir maça götüreyim. Beni 95-96 sezonunun açılış maçına getirdi abi. Hmm. O şotalar falan var yani. Böyle omuzundayım. Çok net hatırlıyorum. Belki de babamla ilgili son net hatırladığım anımdır yani. Bunu çok yerde anlattım. Ağustos falan. Evet. Omuzlarını aldı abi. Avni Aker'deyiz. Maraton tribüne çıkıyoruz abi. Çıktık. Böyle omuzlarındayım. Hiç unutmuyorum. Böyle sahayı ilk, ışıkları ilk gördüm. Zemini ilk gördüm. Abi 6,5 yaşındayım. Böyle büyülendim abi. Yani bu dedim ne? Bordo mavide 30 bin insan var. Her taraf bağırıyor. Ha hu hu falan filan. Böyle ışıklar mışıklar çok hoşuma gitti. Çocuğum böyle. Çok hoşuma gitti böyle. Bir anda büyülendim böyle. O gün benim için Trabzonspor çok başka bir hal aldı. Artık benim en çok sevdiğim oyuncağım şeydi, arabalarım falan değil, en çok sevdiğim şeydi yani Trabzonspor. Sonrasında babam vefat etti. Beni daha maça getiren olmadı tabii ki. Daha gidemedim maça ama yani soracağın soru 96 mı 2011 i̇lk, mi ise? Hayır bir şey sormayayım. İlk Trabzon senin için bu demek, anladım. İlk bu demek. Tamam, o şey. Çünkü niye sondan başlayacağım? Sona da gelelim. Çünkü Ahmet Suat Hoca var. Kesinlikle. 2 sene önce olan Özkan Hoca var. Trabzon'da bilmiyorum bazı kişiler tarafından zaman zaman tepki gören Şenol Güneş var. Bir efsane değil belki ama başarılı bir Abdullah Avcı var. O gün Hami, Şota, Arçil, onlardan isim isim söz etmek istiyorum. En başta Ahmet Suat Hoca ile başlamak istiyorum. Ya şöyle aslında... Dükkana gittin mi sen hiç? Yaşım itibariyle çok... Özkan Hoca'ya biraz daha hakim ama Ahmet Suat Hoca'ya çok hakim değildim. Ama onlar figür yaşıyorlar. Tabii ki ama biz de Trabzonspor'u sevmeye başladığımızdan itibaren kulağımıza böyle Ahmet Suat, Özkan Tümer, işte Şenol Güneş. Bu hep kulağımıza söylenen hep bizim, sizin efsaneniz bunlar diye. Başka da bir şey bilmiyorduk yani, isim bilmiyorduk Ahmet yani. Hoca'nın belki Özkan Hoca'dan biraz daha farkı, daha içerlikli bir yaşam
Nalburu dükkanı başta olmak üzere oralıymış, oradaymış. Ben de tanımadım kendisini. Ahmet Hoca biraz daha şöyle söyleyeyim abi. Muhafazakar bir daha abi. Daha mütevazi ama Özkan Hoca biraz daha aykırıydı. Böyle hareketleriyle, halleriyle, konuşmasıyla, tavırlarıyla böyle yapardı böyle konuşmalarında falan. Birkaç kere konuşma fırsatım oldu Özkan Sümer'le. Ahmet Hoca'yla hiç olmadı. Özkan Sümer'le konuşma fırsatım oldu ama Ahmet Hoca'yla olmadı. Çok değişik bir insan yani Özkan Sümer. Sen şimdi 34 yaşına girmiş ve Trabzon'u, Trabzonspor'u bilen ve futbolu da bilen, alemi de bilen, futbol alemi de bilen bir insan olarak aralarında rekabet var mıydı? Özkan Hoca ile Ahmet Hoca arasında. Şöyle abi, biliyorsun bizim 75-76 ilk şampiyonluğu, şu an unuttum tarihini de. O 5 şampiyonluk var ya, o arada Fenerbahçe giriyor. Girmese 6 şampiyonluk olacak üst üste. Özkan Hoca, Ahmet Hoca Özkan Hoca'ya bırakıyor. Özkan Hoca Ahmet Hoca'ya öyle kendilerine böyle devrede devrede şey yaptılar. Ama bir rekabet var mı dersen hiç hissetmedim. Çünkü hiç tane Özkan daha iyiydi, Ahmet daha iyiydi böyle şöyle hiç söylemedim. İki tane yani. Dünya görüşü de farklı iki adamdan bahsediyorum. Ama hiç yarıştırmadılar. Şey hiç Hoca'ya ne diyorsun? Ya, sanki Trabzon'da benim o, ben Trabzon'a yakın dönemde 2-3 defa gittim. Sanki o benim o kafamdaki karşılığı bulamamış gibi hoca. Ya hoca şey abi biraz daha şimdi futbol eskiden daha romantikti. Bu endüstriyel futbol yoktu. Para bu kadar çok ön planda değildi yani. Şenol Hoca ya Beşiktaş tercihi benim saygı duyduğum bir tercih ama oradaki söylenleri, demeçleri falan birkaçı beni çok yaraladı yani. Birkaçı beni üzdü. Çünkü efsane. Şimdi bakıyorsun Fatih Terim'e. Efsane değil mi? Efsane yani. Efsane dediğin efsanedir. Oranın efsane. Başka... Ve Galatasaray'dır yani. Galatasaray, Fatih Terim işte Galatasaray. Galatasaray Fatih Terim'dir. Fatih Terim Galatasaray'dır dersin şimdi. Çünkü niye? Ne Beşiktaş'a gitmiştir ne Fener'e başka bir gitmiştir. Ya bilmiyorum abi. Şenol Güneş o şeyini tabii ki de hala daha çok saygı duyuyorum kendisine. Saygıda hiç kusurum yok ama seviye anlamında biraz örselendi bende, biraz örselendi bende yani. Tamam. Bir efsane değil ama Trabzonspor'a yıllar sonra kazanılmış şampiyonluğun bir mesele Abdullah Avcı'ya görüşündedir. Abdullah Avcı ile ilgili de şunu söyleyeyim. Mesela ilk şey gittikten sonra Hüseyin Hoca ayrıldıktan sonra Newton'la devam edildiği dönemde de biz Trabzon'da bas bas bağırdık. Çünkü Abdullah Avcı boştaydı. Avcı diye bağırıyorduk. Yönetimden de çok söyleyen vardı. Ahmet Bey biraz. Ahmet başkan çok istemedi. Ben işte böyle yapacağım dedi. Newton'la devam edeceğim falan dedi derken olmadı, tutmadı. Artık o da karşı koyamadı. Hocayı getirdi. Bence Abdullah Avcı'nın geliş tarihi çok doğruydu. Cuk oturdu. Cuk oturdu. Yani hiçbir beklenti yok. Takım oyuncu grubu çok düşük bulunuyor. İşte potansiyel olarak çok aşağıda, kalite olarak çok aşağıda. O sezon şampiyonlar bile oynayabilirdi. 2-3 maça baktı. Evet. Aldıktan sonra. Böyle daha realistik, böyle çok oyunu tutan, böyle çok hurra saldıran değil de içeride dışarıda hatta yani. Hele hele Erzurum Ankara Gücü ilk 2 maç. Aynen öyle. Böyle oyunu tutan, daha arkada karşılayan, geride karşılayan bir tavırla şey yaptı. Sonrasında eline gelen kadro, şampiyonluk yılında eline gelen kadro bence çok muazzam bir kadroydu. Bir de Visca çivisini çaktı. Kesinlikle öyle. Trezeguet'de. Kesinlikle öyle. Visca transferi abi 2009-2010'daki yapılamayan Yusuf Şipşek transferi gibiydi bizde. Ha, 2008-2009. 2008-2009 bu. Şu an... 8-9 devre arası çünkü Beşiktaş şampiyon oldu. Tamam, Bursa'dan. Ersun Hoca Yusuf alan şampiyon olur demişti. Doğru. Ha. 8-9 Yusuf Şimşek olmayan Visca odur bence yani. Orada yine sizin oynadı. Yöneticilerin Yusuf anlattı ki sizin yöneticilerin yine ya git Beşiktaş. Evet. Aynen öyle. Belki de çok farklı bir hikaye yazılacaktı. Ama Visca geldi çok harika bir futbol oynadı. O belki oynamadı ama psikolojik olarak çakılar çiviydi o. Çok gerekli yerlerde çok hani böyle hani işi bitiren, işi bilen kaliteydi. Yani Visca bildiğin kaliteydi abi. Bize de ihtiyacımız olan şey oydu. Abdullah Avcı ile beraber o kadro çok bence muazzam bir iş çıkardı ve şampiyonluğu bence sonuna kadar hak ettik. Peki yani. Son bölümü futbolcu Bilal Hancı için efsane futbolcularına ayırdım. Çünkü bizim işimizin Bilal en güzel tarafı ne biliyor musun? Spor yazarlığın küçüklük kahramanlarında bir arada olmak çok kolay olabiliyor. Ben senin gibi futbol oynamadım ama futbolu çok seviyordum. Ve bir gün A teknik direktörü, bir gün B efsanesi, bir gün C oyuncusu röportaj yapıyorsun, konuşuyorsun. Ben Selçuk Ünan arkadaşımız, kardeşimiz biz tribündeydik. Selçuk top oynuyordu. Trabzon'da da öyle. Futbolcu olarak ya baba az önce Memiş örneği harikaydı. O tip böyle bir efsanem var mı? Gerçekten abi ah ulan iyi ki Trabzon'da. Abi çok mu var ya da? Benim tek ismim var zaten. Başka hiç bana... Kimdir? Tabii Fatih Tekke yani. Tekke. Başka hiçbir isim yok benim aklımda. O anlamda, o kalibrede. Ve Fatih Hoca'yı da çok seviyorum. Tanıdığım, bildiğim, muhabbet, sohbet ettiğim de çok da güzel bir insandır.
Fatih Tekke abi. Hani bana göre futbol, Türk futboluna gelmiş en iyi, yani en iyi forvet. Yani en iyi forvet. Özellikle kafa vuruşları olarak. Onun gibisi tam o onu, boyda o sıçrama var. Sanki biraz o kafa vuruşları Fatih'in her şeyi değil bence. Değil yerden tabii de ki. Çok iyiydi. Özellikle ama diyorum sana. Bak bunun sebebi ne biliyor musun? Görsel hafıza. Sen daha önce hatırlayacak. Bir Fenerbahçe maçında uzak direğe attığı kafa var ya. Emrah Eren kesiyor. Bak inan o golü Fatih Hoca'nın kariyerinden çıkart. Böyle cümle kurmaz kimse. Olmaz olur mu abi? Gençler Birliği'ne attı. Hayır. Ama o çok temel kaç bir goldü. 3 metre sıçradı ya. Kaç tane gol var? Onu anlatmaya çalışıyorum. Fatih Tekke diyorsun sen. Fatih Tekke diyorum. Ben Trabzonsporlu olsam ne derdim biliyor musun? Ki ben senden bir parça büyüğüm. Belki tam sen yetişemedin. Ünal Hoca derdim. Yani Ünal Hoca'yı... Ben parayla, Ünal Hoca'yı çok izlemedim. Parayla çok alamazsın biliyor musun? Ünal Hoca'yı çok izleyemedim. Çünkü dediğim gibi daha 6,5-7 o dönemlerde çok anlayamıyordum. İyi futbolcu nedir? Ben senden yaklaşık 14 yaş büyük olmuşum. Kendimi böyle futbolda iyi bildiğim... hatırlar mısın abi? 2000-2001 senesi... bu Marco Aurelio'lar falan geldi. 5 tane Özkan Hoca getirdi. Özkan Hoca. Ben o sene artık futbol, iyi futbolcudur. İyi böyle oynar falan. 10 yaşında, 11 yaşında öyle hani. O kara çocuklarla, kavruk çocuklarla. Öyle başladım. 2000-2001'de başladım. Sonrasını çok iyi biliyorum. Dediğim gibi mesela yabancı efsanem Yattara'dır. En iyi futbolcam dersen bana senin efsanen kimdir? Fatih Tekke'dir. Sorarsan yabancı en iyi gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kim dersen Vakame derim. Şota demem. Şota demem. Çünkü izlemedim. Ha izlemedin. İzlemedim ha, abi. Tamam. Ama hani Vakame gibisi ha. Daha gelir mi mesela bilmem. Mesela çok zor. Benim için de sen onu hatırlarsın. Marcelinho diye bir adam geldi. Çok... Paranın para olduğu zaman parayla alamayacağım bir adam geldi o şehre. Orayı da çok özel kendi bildiğim şeylerini çok anlatacağım. Acayip iyi bir oyuncu değil mi ya? Çok iyi bir oyuncuydu. Biz nasıl aldık diye şok olmuştuk. O zaman o dönemin başkanı Nuri Albayrak. Nuri Albayrak çok iyi bir Trabzonsporlu bence. Bence hala da çok iyi bir Trabzonsporlu. Hala daha çok da katkıları vardır Albayrakların olur. Özellikle o grubun çok özellikle destekleri vardır. Nuri Albayrak çok iyi bir Trabzonsporlu. Bana bir futbolcu söyleyin ya kimi alalım diye soruyor. Hani Marcelinho. Hatta kimi alamayalım. Kimi alamayalım. Marcelinho'yu bize geldiğinde bir şok olduk ya. Hertha Berlin'de almaya değil. Hani orada abi Marcelinho gidecek kulüp neresi biliyor musun? Bayern Münih. Nasıl hani Lewandowski, biri sivridir Almanya'da onu Bayern Münih alır ya. Oyuncu Marcelinho bize nasıl geldi? O güne kadar gelen en kariyerli Trabzon'a gelen oyuncudur. Büyük ihtimalle. Yani, bir Groh var, onu sen hatırlamazsın. Hatırlamıyorum. 84 sağ bek Groh geldi, orta sağ Groh geldi. Yani Jean-Marie Pfaff'ı da tabii sayabiliriz. Pfaff, yok, tanıyorum, biliyorum ama tam bilmiyorum ama. Marcelinho çok büyük oyuncuydu. Kesinlikle öyleydi. Şok olmuştuk ama bir o kadar da verim veremedi ya. Yani Ziya Hoca'nın elindeydi. Belki Ziya Hoca ile alakalı. Belki o dönemki kadroya ilgili. Yine Trabzonsporlu olsam bana bir 10 oyuncu say desen Jimkovic'i kesinlikle atarım. Kesinlikle seni. Canım. Hami Mandıralı'yı saymam bile ilk ondan. Çünkü Hami Mandıralı o ona girmez. Ünal abi gibi falan dışarıda kalır onlar. Tabii kesinlikle şöyle söyleyeyim sana. Jimkovic da benim izlediğim böyle en duru futbolcuydu. Futbolcu gibi futbolcuydu abi. Çok güzel. Gökdeniz, Fatih, Şota. Gösterişsiz işini yapan ama en iyi şekilde yapan adam. Şota'dan daha iyi olduğu iddia edilen Arçilay Valatse ilk geldiği dönemlerde tabii. Söylüyorlar evet. Öyle söylüyorlardı. Peki sevgili Bilal Amca çok çok teşekkür ediyorum. Harika teşekkür bir sohbetin. Valla sana bir şey diyeyim daha da konuşuruz abi. Yani böyle işi Trabzonspor'un içinde dışından öyle muhabbet ama bir dışına atıyorsun bir içine atıyorsun. Ama sen bu işi çok iyi biliyorsun. O yüzden bu uzun uzun söyleşiler YouTube'larda aziz dedi. İyi biliyor. YouTube işin diyorsan evet doğru diyorsun. Gençler Birliği'nde daha mı özgürdün oyun olarak Trabzonspor'da daha mı bir disiplinel oldun? Kesinlikle abi. Hani o Gençler Birliği'nin son döneminden bahsediyorum. Hani ilk çıktığım dönemde değil de son dönemde dediğim gibi o özgüven, o rahatlık çok başka bir futbolcuymuşum gibi oynatıyordu beni saha içinde. Trabzonspor'daysa o takımın bir parçası olarak hareket ediyordum. Berat, Trabzonspor seni niçin istemişti? Bölgen için mi? Fiziğin, tekniğin, 2-3 yerde oynayabiliyor olman. Niçin istemiş Trabzon seni? Ya Abdullah Hoca yanlışım yoksa şampiyon takım kuruyordu. Benle birlikte Bakasitas geldi bizden sonra Siyopisler geldi, Cornelius'lar geldi. Hani o şampiyonlukta herhalde ona yardımcı olabileceğimi düşündü. Ya da 6 numarada beni güzel değerlendirip istediği oyunu sahaya yansıtabileceğimi düşündü daha doğrusu. Peki. Cız bir soru. Cevap vermeyebilirsin. Saygı diyorum. Her röportajda her soruya cevap verilecek değil. Bu benim izlenimim. İzlenimim o ki Trabzon senden kolay vazgeçti. Ne diyorsun?
Ya Trabzon, abi ben açıkçası Trabzon'dan konuşmak çok istemiyordum hani. Sen sordun diye cevaplıyorum. Trabzonspor aslında ilk baktığımda Hulsti'ye bırakmadı dedim, olacak gibi. Sonra sezon başı bir iki bir şey oldu. Ama ben ayrılırken hani Ertuğrul Başkan sordu bana, Berat hani gerçekten istiyor musun gitmek dedi. Hani ben biraz belki yumuşak cevap versem kalacaktım ama ben ayrılmak istediğimde çok nettim. Hani benim önümde durmak istemediler. Çünkü çok nettim ben ayrılmak istemedim. Deşerim ama hiç gerek yok. Yani şu son cümle deşilir, hiç gerek yok. Çünkü ben sevgili Burak'la da onu konuştum, senin danışmanınla. Bizim bu röportajlarda manşet olalım, insanlar bizi izlesin, viral olalım, TikTok'a girelim. Bak Berat neler söylemiş. 27 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ben de aslında bir 6 numarayım. Yani öyle 10 numara, 9 numara olmak gibi derdim olmadı yani. O yüzden saygı duyuyorum ama anlayan lafın nasıl nereye gittiğini, sen de diplomasiyi bilen, babadan bilen bir çocuk olduğun için teşekkür ederim. Ben cevabımı aldım. Peki, şeye çıkalım. Ben teşekkür ederim. Dışarı çıkalım. Daha yükseklere, yani Tamam. derler, vizöre bakalım. Yabancı futbolcuların Türkiye'de rahat, stresten uzak olmalarını şimdi daha iyi anlıyor musun orada? Öyle mi? Evet abi, hani burada da yabancı statüsünde oynayan benim. Hem maddi olarak hem öncelik burada yabancılar nasıl öndeyse Türkiye'de de öyle hatta. Türkiye'de bence bir iki adım daha önde. Hani çok el üstünde. Hani burada o kadar el üstünde tutmuyor. Hani ben buraya geldim. Bir kulüp bir araba verdi. Geri kalan her şeyimi kendim hallettim mesela. Türkiye'de yabancının gözünün içine bakıyoruz. Hani oynasın da bir gol atsın da maç kazanır. Onu yapacak belki 5-10 tane Türk oyuncu var. Fransızca, İngilizce hiç de fena olmayan şekilde Yunanca biliyorsun. Yabancı dillere hakimiyetin bugün işe yarıyor mu? İnşallah yarın Avrupa ülkelerinde oynayacaksın, işe yarayacak mı? Abi kesinlikle yarıyor. Hani değil ama hani futbolcu kardeşlerime verebileceğim tek öneri yabancı dil bilmeleri. Bizim burada hocamız Fransız. Ben onunla birebir Fransızca diyaloğa girebiliyorum. Burada Marcel Fransızca biliyor. Ana dili Fransızca. Onunla birebir Fransızca girebiliyorum. Fransızca bilmeyenlerle İngilizce konuşabiliyorum. Sonuçta burada bir takım arkadaşınız ama bir hayat paylaşıyorsunuz burada. Doğru. Sosyal olarak da gelişiyorsun dil bildiğin. 90'lı yılların sonlarına git. Oralardan al getir. Yerli oyuncularımızın yurt dışında tutunamamaları sebebi, bir numaralı sebebi dil mi sence? Belki bir numaralı değildir. Belki de gerçekten çok zor. Şimdi daha iyi anlıyorum ama dil de büyük bir etkendir kesinlikle. Peki, takım arkadaşın Tisserand'la Türkiye'de karşı karşıya oynadın. Takım arkadaşın Vakame ile Arabistan'da karşılıklı oynuyorsun. Bir anlatsana ikisini bize. Ya hani Tisserand'ın transferinin gerçekleştiği dönem Türkiye'den bir iki stoperle görüşüyordu bizimkiler yanlış hatırlamıyorsam. Başkanımız geldi sordu hani kimi alalım gibisinden. Hani Tisserand gelebilir, gelecek. Hatta ertesi gün geldi dediler bana. Dedim ne? Hani iyi stoper hani aldıysanız helal olsun hani. Gerçekten tebrik ediyorum. O geldi. Ya sen ne yapıyorsun burada dedi. Nasıl sen ne yapıyorsun burada? Hoş geldin falan. Türkiye'deki geçen senenin o çekişmesinden daha önce karşılaştığımız maçtan belki maçlardan tam hatırlamıyorum ama güzel bir sohbetimiz oldu onunla. O Türkiye'de rakipken dediğim gibi burada takım arkadaşı olduk. Ama Tony de aynı tam tersi. kültürden geldi. Evet. Aynı kültürden gelmemiz hem onun hem benim adıma biraz yardım etti bize kaynaşmamız açısından. Tony ile normalde görüşüyor musunuz? Yani bir uzaklıkları bilmiyorum, şehri falan ama. Ya yani şehri benimki sadece mesajlaşıyoruz arada. Hani maçtan önce yazdım ona bir şey istiyor musun buradan? Sizin oraya kadar güzel mi değil mi bilmiyorum. Birkaç soru sordum. Gerçekten sihirbaz. Hani tüm hafta boyunca sadece dedim ki sol açıklarına dikkat edin. Sol açıklarına dikkat edin. Forvet oynuyorsa forvet değil. Stoperler dikkatli olun. O hariç bize gol atamazlar dedim. Bizimkiler de onu öyle bir kapattılar ki kaleye gelmezdi. Eyvallah. Peki şimdi soracağım, aklımdan gönlümden geçiyor. Sen cevap vermeyeceksin, ben boşa düşeceğim falan ama para tarafını bir kenara bırak. Vakame'yi Trabzonspor bırakmamalı mıydı? Abi geçen seneki aileden bana kalırsa kim olmalılar? Tam Sadece anlayamadım. Tony tarafı. Saat geçen seneki kadrodan bana kalırsa kimseyi bırakmamalılardı. İkinci Bir cümle istemiyorum. kişi daha. İkinci cümle istemiyorum. Özel hocayla çalışmaya devam mı? Özel hocaların Özel var. hocayla haftaya geldi. Yani, çünkü Dünya Kupası arası milli takım falan Türkiye'ye çok gidip geldim. Onunla birebir çalışmamı gerektirecek bir şey yoktu. Şu an burada da ekstralarıma devam ediyorum ama
Hani lig Mart'ın sonunda araya girecek tekrar milli takım arasına. Gelmesinde fayda olacağını düşündük. Haftaya da gelecek bir 10 günlük 2 hafta kadar yanımda. Berat, zihinsel özeller de var, fiziksel özeller var değil mi? Yani sadece gelip senin zihninle ya da fiziğinle değil, her şeyinle ilgilenen bir hoca mı bu hoca? Kendisi benim personal trainer'ım ama nasıl anlatayım? Fiziksel olarak hocam. Hmm. Ama hem kendisine çok saygı duyuyorum İlker Koyuncuoğlu, selamlar. hem saygı duyuyorum hem birey olarak hem de büyüğüm olarak çok seviyorum. Ki çok da tecrübe. Bana her konuda yardımcı oluyor. Hem zihinsel hem fiziksel. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Amili takım yine yeniden hedef mi? Abi amili takım her zaman hedef. Hani geç, hatta buraya gelmişken de oydu aslında, biliyor musun? Hmm. Sen hani milli takıma gittim, döndüm. Hani oynamamaya başladım. Bir şeyler oldu. Az süre aldım. Hani milli takım olmuyor diyorum. Hani milli takımda da playofflara kalmışız. Hani bir iki maç Dünya Kupası'na gideceğiz belki. Hani oradan geri aldığım geri dönüş şeydi. Hani oynamıyorsun Berat. Hani, tamam dedim. Hani oynayabileceğim bir yere gideyim o zaman. Şimdi burada dolu dolu oynuyorum bakalım. Peki 24 yaşını bitirdikten 3 ay sonra seni Arabistan'a yönlendiren motivasyonun temel sebebi bu mu? Oynamak sadece mı? Sadece oynamak başka bir şey değil. Yani futbolcu oynadığı yerde mutlu. Hani Trabzon'da daha benim 3 yıl sözleşmem vardı. 3 yıl ne olacak Allah bilir. Bunun örnekleri çok vardı önümde. Yani Trabzon'dan başka bir yere de gidebileceğimi düşünmüyordum sonuçta. Trabzonspor sözleşmem bitmeden ayrılmak kolay değil. Ben de yurt dışına çıkmaya çalıştım. Oldu da. Dönmek istiyor musun? Daha değil. Ya bana kalırsa ben yani burada oynarım. Geçen başkanımızda da hani Berat gitmeni istemiyorum. Hani aklında öyle bir şey varsa unut onu gibisinden bir konuşma oldu. Hani ona söylediğim de buydu. Başkanım ben burada çok mutluyum gibi düşünce aklımın ucundan geçmedi. Yani gerçekten rahatım, mutluyum burada. Berat'cığım, Suudi Arabistan Ligi yapısıyla, kulüplerin organizasyonuyla gelinesi bir lig mi? Bunu şey için soruyorum. Çünkü Arap coğrafyasını bilmiyoruz. Yani adamlar maaş vermez, parayı takar, ödeme yapmaz. Nasıl o kurumsal tarafı? Ya kurumsal tarafı, ya bir kere biz yabancı futbolcularız. Hani belki burada Türkiye'deki kadar rahat edemeyiz. Ben kendi açımdan bahsediyorum. Belki Türkiye'deki kadar rahat değilsin. Yabancı bir coğrafyadasın. Ama burada yabancı statüsünde olduğun için burada paranı almadığında en kötü FIFA gibi bir müracaat edebileceğim ve kesin sonuç alabileceğim bir yer var. Yani yabancı oyuncular o yüzden kafaları rahat burada. Ama burada kesinlikle öyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum ben en azından kendi adım. En azından eyvallah. Şimdi son sorum, teknik direktörlük planlarında var mı diye soracağım ama bunu parantezlendirelim. İleride sportif direktörlük, belki kulüp sahipliği, futbolun içinde kalmak mısın yoksa biz şeye sordum, en son kime sordum? Ben Muhammed Demir'e sordum. Abi stadın önünden geçmem dedi Muhammed. Senin görüşün nedir? Abi hani biz belki az önce konuştuk. 7-8 yaşından beri futbolun içerisindeyiz. Birçok hocayla çalıştık. Daha belki çalışacağız. Hani onlardan gördüklerimiz, onların eksileri, artıları, bunları cebine koyduğunda ben ileride gerçekten hocalık yapma fikrine bu ara daha sıcak bakıyorum. Hani isterim ileride hoca olmayı da. O motivasyon, güzel enerji 38-39 yaşından sonra bir Emre abin gibi falan olur mu? Yoksa bıkar mısın bu işin? Muhammed onu söyledi. Abi kapısından geçmem sadın dedi. Hani arada şey diyorum abi, Burak abiyle de çok bunun konusu dönüyor. Ya abi diyorum, ya nasıl oynuyorlar 38-39 yaşına kadar? Hani Selçuk abi de Emre Bey'le zorladı. Bunu yapan da birçok, şimdi Gomis zorluyor mesela Galatasaray'da. Hani o kadar üst seviyede, hani o kadar dolu dolu, o kadar yıllar boyunca oynamak gerçekten kolay değil. Gerçekten çok zor. Hani zaten o mental direncin varsa hocalığı da çok rahat kaldırabiliyorsunuz bence. Eyvallah. Amacım o mental direnci sahip olmak. Ben bu profilden onu görüyorum, düşünüyorum. Berat Aybek Özdemir, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Bizi oralarda da gururla temsil ediyorsun. Başarılı ol olma. Çünkü futbol bu. Sadece sana bağlı değil. Ama Türk futbolunun sana her zaman ihtiyacı var. Çok sevgiler. Seninle tanıştığıma çok mutlu oldum.